Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar yetkili sendikadan açıklama geldi Sağlık Bakanlığı Aile Bakanlığı'ndaki işçi arkadaşlar ve asgari ücretle çalışan işçi arkadaşlara duyurulur arkadaşlar önemli bir açıklama 1. Sağlık Bakanlığı'nda çalışan üyelerimizin 30 Haziran 2022 tarihindeki ücretlerinde yapılacak olan ücret zammı 4 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak olan enflasyonla birlikte belirlenecektir Yeni belirlenecek olan ücret zammı 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle geçerli olacaktır. 2. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında çalışan üyelerimizin ücret zammı 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak olan enflasyon ile birlikte belirlenecektir. Yeni belirlenecek olan ücret zammı 1 Kasım 2022 tarihi itibariyle geçerli olacaktır. 3. Asgari ücret 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle %30 artışla net 5500 TL olmuştur. Brüt 166 lira 80 kuruş günü olan bir günlük asgari ücret %30 zam ile yaklaşık brüt 216 lira 84 kuruş gün olarak gerçekleşmiştir. Basın açıklamasında alınan bilgi üzerine yapılan çalışma olup resmi gazetede yayınlanmasına müteakip net, rakam açıklanacaktır demiş. 4. Toplu iş sözleşmesindeki yemiyelerde asgari ücretin günlük ücretinin altında kalanlar 1 Temmuz 2022 itibariyle yeni açıklanan Asgari ücret seviyesine getirilecektir. Bilgilerinize duyulur demiş sendika. Durum bu şekilde arkadaşlar. Aile Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve asgari ücretle çalışan işçi arkadaşlara duyulur. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Pazartesi günü 4 Temmuz'da hele bir son 6 aylık enflasyon farkı oluşsun. Sonra hükümetin açıklamasına bakacağız. Tahminimize göre %40 civarı bir enflasyon farkı oluşacak. Son 6 ay için konuşuyorum. Umarız hükümet bunun da üzerine bir 10 puan 20 puan da bir resmi olarak zam yapar. Maaşlara da insanlar biraz rahatlar. Sadece %40 enflasyon farkı yetmez. Zaten bu zam olarak da adlandırılamaz. Son 6 aylık enflasyon farkıdır bu zaten arkadaşlar. Hani ekstra bir zam yok ortada. Eğer %40 civarı maaş zam verilecekse ekstra bir zam olmayacak arkadaşlar. Bilginiz olsun.